Herkese merhabalar. Genç Vizyon programı dolu dolu biliyorsunuz her gün sizlerle. Sabah 10'da ve akşam 17'de ben İsmail Yolcu Ülke TV ekranlarında Türkiye'nin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikte yine ülkemizin evlatları, aydınlık yarınları, evlatlarımız için ekranlardayız. Instagram bonus hoca sizler için her zaman olduğu gibi şu anda hemen hazır. Az önce paylaştığımız görselin, fotoğrafın altına sorularınızı bekliyoruz. Sıralamalar, bölümler, tercihlerde özellikle kafanıza takılan ki kılavuzla ilgili yine çok önemli Süleyman hocamın uyarıları oluyor. Lütfen kaçırmayın diyorum. Ayrıca Genç Vizyon programının önceki bütün bölümlerini bugüne kadar Ülke TV YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz diyorum sevgili izleyiciler. Tekrar programımıza hoş geldiniz ve Süleyman hocama dönüyorum. Kim bilir şu anda hangi mesajı okuyor? Yok, yazıyorum. Hocam lütfen cevapsız bırakmayın, kıpkırmızı. Bundan daha fazla da kalp biz de gönderiyoruz çocuğumuza. Diyor ki tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü değerlendirir misiniz? Çocuklar daha teknik olanları üste yazın. Mesela işte anestezi, acil tıp teknisyenliği, evet, ameliyathane hizmetleri, değil mi İsmail? Tabii hocam. Bunu da alta yaz. Bu yani bizim diyeceğimiz. Evet. Siz tabii Instagram bonus hocadan hemen tabii çocuklar göndermiş. Sorulara başladınız. Çünkü sevgili izleyiciler sadece yayın anında değil, emin olun fırsat buldukça da bizler cevap vermeye çalışıyoruz ama günde hem sabah hem akşam hem öğlen biliyorsunuz 3 tane canlı yayını, hafta sonu 4 tane televizyon programı yapıyoruz. Tabii ki en önemli buradaki unsur Ülke TV. Hem yıl içinde olduğu gibi hem de yıl sonunda bu tercih döneminde gerçekten iki kuşakla Türkiye televizyon tarihindeki en yoğun ve en verimli tercih programındasınız şu anda. Çünkü hem sizlere bölümleri tanıtıyoruz ki bugün o kadar çok soru geldi ki bize bugüne kadar binlerce. Tam da sizin sorunuzun üzerine Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Senih Çavuşoğlu hocamız sizler olacak. Sevgili izleyiciler, İletişim Fakültesi ile ilgili mesleğin bugünü, yarını, dünya çapında kabul edilirle ilgili sorularınızı şimdiden gönderin. Seni hocamızı programın biliyorsunuz her zaman olduğu gibi ikinci bölümünde alacağız. Hocam, İletişim Fakültesi ile ilgili soruları o zaman şimdi bırakıyoruz. Bir de İsmail, iletişimi eskiden hani sözlü iletişim falan filan böyle anlıyorduk. Ama artık iletişim bir teknolojidir. Yani hocam tabii bunları daha güzel, daha detay, daha bilimsel anlatacak. Yani iletişim eşittir teknoloji artık ki çocuklar buradan da bakabilirler olaya. İsmail, sen sorunu seçene kadar ben hemen şuna değineyim. Buyurun hocam. Yavaş yavaş başvurular başladı. Yani tercih formlarını çocuklar teslim etmeye başladılar. Evet. ÖSYM'nin orada 4. sayfadaki uyarısına dikkat edin. Diyor ki, ekranda tercih bildiriminiz ÖSYM'ye ulaşmıştır ifadesini görmeden asla diyor tercih işleminizi sonlandırmayın, bu bir. İkincisi de yazıcıdan bir listenin çıktısını alın diyor. En önemlisi üçüncüsü. Şimdi isim vermeyeceğiz. Mesela bu tercihlerin kodları var ya çocuklar, rastgele söylüyorum 1202, 1201 gibi. Ya da açıyorsunuz örneğin işte Sağlık Bilimleri Fakültesinden GATA tıpı yazmak istiyorsunuz. Bir kodu yanlış yazdığınızda, bakın burada önümüzde göstermeyeceğiz ayıp olmasın diye tersinden gösteriyorum. Şu şekilde siz bunu hatta şöyle kapatarak ifade edeceğim. Bu sevgili öğrenciler, öğrenci ne olmuş? İşte yaklaşık 13 bin olan sıralamasıyla GATA tıpı yazacağına kodu yanlış yazdığı için eşit ağırlıkta 33 binde bu çocuğumuz ama daha alt sıralarda olan belki de 100 bin, 200 binlerden olan sağlık yönetimi bölümünü kazanmış. Geldiğinde şok olmuş. Yapabilecek hiçbir şey yok. Bakın bu dramatik bir şey. Anne babalara diyoruz ki, şimdi bir tane daha okuyacağım. Çocuklarınızın kodlamalarını bir de siz kontrol edin. Gerçekten bu çocuk tıbbı mı yazdı yoksa sağlıktan başka bir bölümünü? Şimdi bir tane daha. Bir tane evladımız veterinerlik istiyormuş. Ve bu fakültenin bölümlerine baktığında veterinerliğin kodunu yazacağına
TYT ile alan laborant ve veterinerlikle ilgili bölümü yazmış ve çocuk veterinerle değil laborantla gitmiş. Hem de TYT ile 2 yıllık. Aynen maalesef. Ha, şimdi bunları tabii size göstermiyorum. Çocuklara afiş etmiş oluruz. Ondan dolayı kodlamalara dikkat edin diyoruz. Yani sınavdan daha önemli ne var deseler sevgili izleyiciler. Bu işte. Türkiye 11.si olmuş bir öğrenci tıp fakültesine gireceği yere aynı üniversitenin eşit sağlık bölümüne girmiş. Bundan daha acı bir şey yoktur vallahi. İsmail sağlık bölümünün yöneticiliği bir de 200 bin falan alıyor biliyor musun? 130. Eşit ağırlık. Evet çocuk 30 bin, 33 bin ama 33 binle alan yere girmemiş zaten. Ta al sen oradan 200 binle alan yerlere girmiş. Hocam hazırsak Instagram bonus hoca hemen başlıyor. Tabii sürekli geldiği için hemen şuradan direkt mesajı paylaşım açayım. Sayısal 320 bindeyim ne tercih edebilirim diyor bir öğrenci hocam. Sayısal 320 bindesin. Mühendislikleri tercih edemediği için güzel bir soru bu. Eğer mühendislik istiyorsan, bakın ben mühendisliğe denk düşen, Doğu Akdeniz'den de bir örnek vereceğim. Bilgisayar teknolojisi ve bilişim. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndekini İsmail istatistik ve bilgisayar bilimleri. İstatistik ve bilgisayar bilimleri. Bilgisayar bilimleri. Evet. Ondan sonra bu mühendisliğin bütün derslerini görüyor. Yetmiyor. Veri analistlerinin sahip olduğu istatistiksel rakamlara sahip oluyor. Mühendislerden daha fazla istatistik öğrenerek mezun oluyor. İsmail ben hatta bugün seminerde bunu söyledim. Doğu Akdeniz'de var ama çocuklar. Siz başka yerlerdekilere de bakın. Doğu Akdeniz'de yazın, onu da yazın. Bu bölüm emin olun inanılmaz güzel bir bölüm. Yani heyecanlandık bunu gördüğümüzde. İnceleyin diyorum. Derslerine bakın. Yok Atlas'tan zaten bilgisayarın çok dersini gördüğünü göreceksiniz. Hilal Yazıcı moleküler biyoloji ve genetik bölümü hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyor hocam. Şimdi moleküler biyoloji ve genetik aslında bu aşı çalışmalarıyla birlikte ne kadar işe yaradığını gösterdi. Şimdi bu sektörel darlığı nasıl aşarsınız? Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki yatırımlarla ilgili olarak. Öncelikle sevgili öğrenciler, mesela biyokimyada ya da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi dekanımızın dediği gibi biyoteknolojide yüksek lisanslarını yaptıklarında moleküler biyoloji ve genetiğin siyah kuğu olacağını, yani sıra dışılık kazanacağını, diplomanın nadirlik seviyesine ulaşacağını bilmeleri gerekiyor. Bu arada çocuklar her gün son 4 seminere girdik. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Ankara Nenahatun Caddesi'ndeki ofisinde o 124 hemen yanındaki binada 122 nolu binada seminerimiz var. Ücretsiz. O her gün 11.30'da. Gelin, girin. Sıraya, randevuya herhangi bir şeye gerek hiç yok. Hiç gerek yok İsmail. Bugün de inanılmaz minnettar oldu veliler. Artvin'den, Osmaniye'den birçok yerden veli vardı. Ve gerçekten çok da yararlandılar. Bunu da bilmenizi hızlanıyorum isterim. Hızlanıyorum hocam. Fulya Önal hanımefendi havacılık yönetimiyle ilgili bilgi rica ediyor hocam. Havacılık yönetimi İsmail. Havacılık yönetimi elbette ki çok iyi ama ben her zaman şunu söylüyorum. Havacılık yönetimini bitirdiğinizde biraz havacılık işletmeciliğine giriyor yönetim dediği için. Havacılığın teknolojisiyle ilgili alanda bir yan dal, yüksek lisans bir şeyler yaptıklarında emin olun daha güzel olacağını bilmelerini rica ediyorum. Hocam gül, şeker sayısalda 378 bin hangi aralıklarla tercih yapmalıyız diyor. 378 bindeki bir öğrencinin bakın çocuklar burada sıralamalar çok yüksek düşer ya da çok yüksek yükselir. Yani sen 200 binden de yaz ama sıralamanı da 500 bine kadar 550 bine kadar indir. İşletme iktisat yazarsan veri bilimi, bilgi güvenliği teknolojisi gibi alanlarda siyah kuğu gibi şeylere hani biz diyoruz ya siyah kuğu olmak için neler yapmalısınız? İşte veri analisti bilgi güvenliği teknolojisinde yüksek lisans yapması hocam, gerekiyor. Hocam Melih bu yıl 21.500. geçen sene 25.000'le alan Ankara bilgisayarın gelmeme ihtimali olur mu diyor. Bilgisayara talep bu yılda artar mı yoksa belli bir doyuma ulaştı mı diyor. İsmail şimdi şöyle tıptan kopan öğrencilerin bilgisayara gittiği çok açık bir gerçek.
Biz bu yılda yükselmenin devam edeceğini ama hafif geriye de çekilebileceğini içeren, ihtimal içeren tercih yapmamızda fayda var. Hocam, sınıf öğretmenliğinin şu andaki durumu ve ilerideki durumu arasında bir yorum yapıyor olsanız, bugün ve ilerisi için Beyza soruyor. Bakın şimdi, bu arada sorular geliyor çok acil, ben de ona bir cevap yazmak istedim. Evet çocuklar, bir yandan o bir yandan bu. Bakın, sınıf öğretmenliğinde eğer çocuklar, ya ben bitirene kadar atama tıkanır mı? Efendim, bugün atama var mı, yarın atama var mı diye düşünüyorsanız, kendinizi nasıl rahatlatır ve nasıl siyah kuğu olursunuz? Sevgili öğrenciler, iyi düşünün. Anne babalar, siz de ekran başındasınız. Ya 6-6,5 yaşındaki bir ilkokul çocuğunu bir öğretmene teslim ediyorsunuz. Onda aradığınız birinci vasıf ne? Çocukları sevmesi, onların psikolojisinden anlaması. Sen de alyayı vereceksin İsmail. Buna dikkat eder misin, etmez misin? Kesinlikle ederim. Bitti. Hocam. Şimdi sen sınıf öğretmenliğini bitirdikten sonra çocuk psikolojisinde yüksek lisans yaptığında sana astronomik rakam verip seninle anlaşmayan kurum batmaya namzettir. Çünkü orada nedir öğrenci şey kayıt alırken, bak bizim Zeynep ya da Mert diye bir hocamız var ilkokulda. Bu çocuk psikolojisinde yüksek lisans yapmış. Çocuğunuzu incitmez, onu kırmaz, onun psikolojisini düzgün yapar. Anne baba rahatlıkla teslim zaten eder. Zaten devlet okulu ya da özel okul ne yaparsa yapsın, ilkokulda herkes öğretmenin peşinde hocam. Nerede iyi kesinlikle öğretmen var, veli ona gidiyor. Kesinlikle. Kimse kesinlikle kusura bakmasın. Olay bundan ibaret. Hocam, hukukun mu önü daha açık, psikolojinin mi önü daha açık diye bir öğrenci soruyor. Her zaman için İsmail, insan kendi önündeki engelleri kaldırma gücüne sahip olan kendisidir. Bir meslek vardır, tıp. Emin olun, bakın hekim olmuş, üniversiteyi de mükemmel başarı elde etmiş ama sevmiyorsa çocuk, onun için tıbbın önü kapalıdır. Biri vardır, psikoloji. Beslenme ve şimdi orada geçeceğim. Beslenme ve diyetetiği bitirmiştir. İnanılmaz başarılar sağlar. Biri vardır psikolojide, üstüne düşeni yapmadığı için önü kapalıdır. Biri vardır sosyolojide harikalar yaratır. Biri vardır tarihte hiçbir şey yapamaz. Biri vardır arkeolojide harikalar yaratır. Hep size bağlı bu. Nedir bütün mesele İsmail? Nadir kuğu. Yani ya da siyah kuğu. Psikoloji bölümünün siyah kuğusu son dönemlerde çocuk suçluları konusunda, kriminoloji konusunda yüksek lisans yaptığınızda siyah kuğusunuz demektir. Hocam şimdi Hakan Öztürk, tabii siz kalp söyleyince sorular kalpli gelmeye başladı. Hakan'ın durum kritik hocam. Başarı sırası 28.234, 27.577, yaklaşık 650 kişilik öndeki hukuk gelir mi diye Hakan kalpleri göndermiş. Şimdi Hakan bak, hukuklar yükseldi geçen sene. Bunda psikolojideki formasyonun, psikolojide de yükselme oldu başarılarda çünkü. Formasyonun zora girmesi, okul öncesinin sözel olduğuna bakmayın. O TM'den olup da oradan seçenler var. Onlar hep hukuka yöneldi. Ama biz şunu biliyoruz. 2018'de de bölümlerde sert düşmeler oldu. Ertesi yıl toparlanmalar oldu. Bu yıl hukukta sıra dışı yükselme oldu. Mesela diyorum ya, sosyal bilgiler çok kaliteli bir hukuktur. Üniversitede Sosyal Bilimler Üniversitesi. Buradan da Musa Kazım Arıcan hocamıza selamlarımızı iletiyoruz. Rektörümüze. 16 binden 10 bin oldu mu İsmail? Aynen öyle. Bu peki 12 bine tekrardan ya da 13 bine doğru düşer mi? İhtimal. Lütfen bu ihtimallere göre tercihler hocam, yapın. Hocam çok zor sorular İsmail, var. İsmail, o soruyu tut hemen buyurun. Çocuklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni lütfen araştırın, inceleyin, soruşturun. Mükemmel bir üniversite. Bugün de ben tercihlerde, emin olun biz öyle yazın edin diye ısrar ettiğimiz yoktur. Sadece diyoruz ki bir devlet üniversitesi. 3000 dönümlük kampüs alanı var. İlk 3 tercihe %75 burs veriyor. Bugün de ki sen 20 tane liste inceledim. 10 tanesinde İsmail samimiyetle Doğu Akdeniz vardı. Bu üniversitenin kalitesini iyi araştırdıklarının da bir göstergesidir. Evet İsmail. Hocam, Furkan jeoloji mühendisliğini soruyor. Tavsiye eder misiniz diyor, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Şimdi bak, mimarlık, inşaat, jeoloji, harita.
Bunun dördü, İsmail, bir binanın yapımında imzası gereken uzmanlıklar, mühendislikler. Elbette ki yazabilirsin. Efendim benim bir tanıdığım var, iş bulamıyor demiyor. Ya sen jeoloji mühendisliğini bitirdiyseniz çocuklar, sizin önünüzü açacak olan alanlarda lisansüstü şey yapın, lisansüstü eğitiminizi alın. Ama bu işte jeodezi bilmem ne gibi onun içindeki dersler olmasın lütfen. Daha çok teknolojiyle ilgili olsun ki ben mesela geometrik bu harita çiziminde, yeraltı, yerüstü haritaların çiziminde İsmail önemli bir rol oynuyor. Jeodezi de gerçi ona giriyor ama. Evet. Ziraat yazmalı mıyım diyor bir öğrenci. Ziraat fakültesinde okuduktan sonra ziraati nasıl siyah kuğu olurum diyor Eda Nur. 286 binde. Çok güzel. Ziraatı bitiren bir öğrencinin İsmail. Mesela bu zaten gıda, tarım hepsi birbirine girmiş ya. Ahmet Hançerlioğlu sabah dedi ki hocam şu kadar yangından sonra orman mühendislerinin, ziraat fakültelerinin prim yapması, daha çok teşvik edilmesi, birçok insanı da alması tabii gerekiyor. Tabii bir itfaiye dedi. Ordusunun kurulmasının da gerekliliğini ortaya koyuyor. Ben hani belediyelerin itfaiyesi var, şu var var ama belediyelerde yetmemesi gerekiyor, daha geliştirmesi gerekiyor. Ziraat mesela İsmail, ziraatı bitiren bir öğrencinin kesinlikle mesela bu zirai ilaçlamada ya da ne bileyim işte hayvancılıkla, veterinerlikle ilgili bir alanda yüksek lisansını tavsiye ederim. Peki fen bilgisi öğretmeniyle ziraat arasında tereddütte kalmışsa öğrenci? Ziraat daha baskındır. Evet. Hocam 45 bindeki devlet tıpları yazarsam ben 45 bindeyim diyor. Ölü tercih mi olur diyor Elif. Boşuna mı yazmış olur diyor. Bu ölü tercih evrildi biraz herhalde. Eskiden öyle demezlerdi. Çocuklar ÖSYM ne diyor? Tutar tutmaz demeden birkaç tane yüksek yazın diyor. Sıkıştırılmış sıralama sevdalısında olan bazı arkadaşlarımız hala böyle öğrencilere tavsiyelerde bulunuyor. Peki öğrencimiz yazmadı. Ondan düşük puanlı yazdı. Bak çok istediği yere kendi gidemiyor, ondan düşük puanlı yazıyor. Yani tavsiyelerimizde biraz dikkatli olursak arkadaşlar çok iyi olur. Bu tercih yapanlara söyledim. Biyomühendislik mi, moleküler biyoloji ve genetik mi hocam? Biyomühendislik. Elektrik, elektronik mühendisliği mi yoksa bilgisayar mühendisliği mi diyor İsa? Şimdi bilgisayar mühendisliği İsmail yükselen değer. Elektrik, elektronikle aslında aynı ürünün üretilmesi konusunda farklı aksanları hayata geçiriyorlar. Hangisini seviyorsan onu yap. Şimdi şurada da ilginç bir soru var. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde nasıl siyah kuğu olursunuz? Biyoteknolojide, biyomühendislikte, biyokimyada. O zaman ilaç sektöründe görev yaptığınızı ve daha bir avantajlı konuma geldiğinizi bilmenizi isterim. Hocam merhabalar İsmail, ben bunu buldum, sen de hazırla bir tane, hemen dönüyorum. 28 bin sıranı sizce, evet sormuşsun, sen devam edelim. Hocam Hacettepe biyoloji mi yoksa orta segmentteki bir üniversitede kimya mühendisliği mi? Kimya mühendisliği. Peki kimya mühendisliği ne tesadüf, alt alta düşmüş kimya mühendisi, iki ayrı öğrenci, ön açık mı diyor? Tabii ki ön açık. Kimya mühendisliğinin çoğunun, bakın o YÖK'ün araştırmasında şöyle diyor, kimya mühendislerinin çoğu ilaç sanayinde, sektöründe çalışıyor diyor. Ya bunlar tabii tekstilde, boyada, her yerde, gıdada, her yerde çalışıyor ama onu da bilmelerini istiyorum. İnci Daysal lütfen dil bölümü hakkında konuşur musun? İnci'ciğim bize gelen sorular neyse biz onu tabii ki konuşuyoruz. Dil bölümünü hep anlattık hocam. Mütercim tercümanlık, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dil edebiyatını siz özellikle lisansla yetinmeyip yüksek lisansla ekonomi, finans gibi birçok bölümle de iş imkanınız artar diyorsunuz. Seansta çocuğumuz hani mesaj atmış. Belki gene izliyordur. Ben adını hatırlamıyorum. Japonca öğretmenliğini yazayım mı dedi. Ben de çocuğa yazdım. Nerede çalışmayı düşünüyorsun dedim. Çocuk bana yazdı. İşte bu bölümü Japon hükümeti destekliyormuş. Mezun olunca çelişkiye dikkat edin çocuklar. Şimdi burada bir çelişki var. Mezun olunca şirketlerde çalıştırıyormuş. Öğretmeni şirketlerde çalıştırmak. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ben de çocuğa yazdım. Japon dili bölümü mezununu çalıştırır şirketler diye. Dikkatli ol, bu bilgiyi yanlış birilere vermiştir. Arkadaşlar bunu piyasadan alabileceğiniz bu yanlış bilgileri o kadar fazla insan var ki. Ya bir şirket öğretmenlikte sınırlı veriliyor bilgi. Daha çok pedagojik bilgi, işe yararlılık falan açısından bir konunun belki de ancak %40'ı veriliyor bir bilimin.
Mesela matematik öğretmenliğini bitirenlerle matematik bölümünü bitirenlerin arasında konu farkı vardır. Buna dikkat edin. Hatice matematik mi diyor yoksa bilgisayar mühendisliği mi 32 binde? Matematik mi bilgisayar mühendisliği mi? Tabii ki bilgisayar mühendisliği. Geometrik mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz diyor Şeyda. Yazılabilir çocuklar ama lütfen geometriyi bitirirseniz de haritada yüksek lisans yapın. Yani geometrik biliyorsunuz haritanın biraz büyük ölçekli haritaların falan bilgisayar ortamında büyütülmesi, yapılması, işlenmesi böyle bir sürü özelliği vardır. Ama dediğim gibi bunu bitirdiğinizde sektörler geometrik ne ki dememesi için yüksek lisans yapın. Selvin eczacılıkta bu yıl gerileme olur mu diyor. 43 bindeyim 39 bindeki eczacılıklara girme şansım ya var mı diyor. Ya şimdi şöyle İsmail, eczacılıktaki hızlı düşüş yavaşladı. 200 kişi, 500 kişi düşüşler oldu. Yani ben buradan da hemen sana aktarabilirim bunu. Bu düşüş efendim daha hızlıya döner mi tekrardan? İşte onu tahmin edebilmek birazcık zor. O zaman ne yapacağız çocuklar eczacılıkta? Bakın dikkat edin. İşte eczacılıkta Hacettepe 1500 düşmüş. Ne bileyim Zonguldak 100 kişi düşmüş. Yani hocam, iyi eczacılıklarda düşüş yüksek. Anadolu Üniversitesi 2000 düşmüş. Atatürk Üniversitesi 300 düşmüş. Van 100. yüz 200 düşmüş. Buradan hareket ettiğiniz zaman çocuklar eczacılıklarda istikrarsız bir şey var, düşme var. Hocam, ama devam eder mi? Bunu bilemiyoruz. Kübra İngilizce uluslararası ilişkiler mi yönetim bilişim sistemleri mi diyor. İngilizce uluslararası ilişkileri mi yazmalıyım yoksa yönetim bilişim sistemleri Türkçe orayı mı tercih etmeliyim? Ya şimdi uluslararası ilişkilerin İngilizcesi öğrenciler önce şuna dikkat etsin. Bir üniversitenin önünde İngilizce yazıyor diye İngilizce eğitim ne demek İsmail? Yabancı dilde derslerin eğitim. Tamamı dersleri İngilizce anlatacaksın. Yazılıyı da İngilizce yapacaksın. Hazırlık İngilizcesiyle İngilizce eğitim olmaz. O seyahat İngilizcesidir. Hocam. Ve burada buna dikkat edin özellikle. Yönetim bilişimi tercih etmenizi rica ederim. Aksi halde orada güvenmiyorum İngilizceye. Ali abi peki Doğu Akdeniz Üniversitesi yönetim bilişim sistemlerini tercih edilmeli mi diyor? İsmail edilmeli. Orada okurken mutlaka bak bilgisayar programından dersler alınması gerekiyor. Yani yönetim bilişimde bilgisayar ağırlıklı dersler var ama siz yine de bilgisayardan destek alarak onu daha ileriye taşımanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet efendim yeniden merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malumunuz efendim ülkemiz yangın yeriydi. Çok kötü günler yaşadık bütün dünya gibi. Umarız bundan sonra gerekli önlemleri, tedbirleri önce bizler alırız. Sonrasında da gerçekten bu günleri bir daha yaşamayı inşallah hiçbir zaman hiçbirimiz görmeyiz. Dünyaca yeşile ve maviye hasretiz. Dünyaca barışa gerçekten çok ihtiyacımız var. Her şey çok güzel olsun inşallah. Güzel günler bizim evlatlarımızı beklesin. Ve güzel günlerin birinci adımı da eğitimle oluyor. Tabii önce sağlık. Ama eğitim bu işin gerçekten olmazsa olmaz. Ve Genç Vizyon programı yıl içinde her hafta olduğu gibi yine sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Ben İsmail Yolcu. Öğrencilerin bonus hocası eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu hocamla birlikte yerimizi alıyoruz. Her zaman gençlerin yanındayız. Her zaman ülkemizin yanındayız diyoruz ve şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne. Bu bölüm biliyorsunuz Profesör Doktor Semih Çavuşoğlu hocamızın az önce adını andım. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı gerçekten hem kendisine teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı ve birazcık da beklettik. Sevgili hocam Ankara'dan selamlar, saygılar. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam malumunuz tercih dönemindeyiz. Ülkemizin gençleri tercihlerini yapıyorlar. Hatta yapmaya başladılar. 20 Ağustos'a kadar da yapılacak. Benim gözlemlediğim her tercih döneminde özellikle sizin fakülteniz, İletişim Fakültesi'nde şöyle bir durum oluyor. Hem böyle çok renkli, çok zeki, hayatı çok seven insanların seçtiği bölümler burada. Ama bir de acaba yazalım mı yazmayalım yoksa kararsızlık yaşanan bölüm de yine İletişim Fakültesi. Çünkü İletişim Fakültesi'ni seçecek öğrenciler sanki birazcık da daha mı az tanıyorlar bölümleri, dersleri. Dünyanın en keyifli bölümleri İletişim Fakültesi'nde hocam. Ben de bir İletişim Fakültesi mezunu olarak söyleyeyim. Öncelikle sevgili Seni Hocam, fakültenizdeki bölümleri sonra bu bölümlerin dünya üzerindeki kabul edilirliğini devamında hem Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin
öğrencilere yaptığı çok önemli burs katkıları var. Böyle adım adım gidelim hocam. Buyurun, söz sizde. Evet, öncelikle ben de yangın dolayısıyla Türkiye'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çok sağ olun hocam. Çok üzücü. Fakültemize gelince yani klasik sayılabilecek bölümlerimiz var. Radyo, TV, sinema bölümü var. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümleri var. Görsel iletişim tasarımı bölümü var. Yeni medya ve gazetecilik bölümü var. Bunun dışında yeni sayılabilecek, yani fakültemize en son katılan bölüm ama mezun verdi o da dijital oyun tasarımı bölümü var. Bunun yanında tezsiz yüksek lisans programları var. Tezsiz derken uygulamalı programlar bunlar. Bir tanesi dijital film ve medya, diğeri de görsel iletişim tasarımının interdisipliner tezsiz master programı. Bunun dışında tezli programlar var, doktora programı var. Çok zengin bir program çeşitliliği var fakültemizde. Çok zengin bir hoca grubumuz var. Çeşitli ülkelerden, yani hem lokal hocalarımız var, hem Türkiye'den hocalarımız var, İngiltere'den hocalarımız var, Afrikalı hocalarımız var, İranlı, Rus hocalarımız var. Çok kültürlü bir öğrenci yapısı var. Çok kültürlü bir öğretici, öğretim üyesi kadrosu var. Durum bu. Hocam isterseniz adım adım da gitmek isterim aslında. Çünkü öğrenciler bize soruyorlar, hocam diyorlar, örneğin halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünü seçelim mi diyorlar. Ben şimdi size daha böyle öğrencilerin de dilinden konuşmak istiyorum. Hocam sırayla gideceğim. Dijital oyun tasarımı bölümünü kendisinde hangi yetkinlik, hangi yatkınlık ve beceri olan öğrenciler seçsinler hocam? Görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı bölümü altındadır. Görsel iletişim tasarımı ve dijital oyun tasarımı. Görsel ağırlıklı yetileri olduğuna inanıyorlarsa, bir de oyun oynamayı çok seviyorlarsa o programı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Bünyesinde hem çizgi film var hem de oyunu tasarlama var. Zaman zaman mühendislikle de işbirliği yapıyoruz oyunu geliştirme bağlamında. Çok keyifli bir şey program. Yani ben diğerleri keyifsizdir demek istemiyorum ama bu daha yeni nesil bir program olarak duruyor. Birçok insan küçük büyük oyun oynuyor artık. Bir de Hollywood piyasasından 10 kat daha büyük bütçeye sahip bir piyasadır dijital oyun tasarımı. İş bulma konusunda da fazla şansı olacağını düşünüyorum. Bütün programlar için öyle düşünüyorum. Çünkü farklı bir bakış açısıyla yetiştiriyoruz öğrencileri. İsterseniz şeye gireyim, çünkü her zaman soruluyor adım adım dediğiniz ama 3 aşağı 5 yukarı her üniversitede iletişim fakülteleri var. Belki bu çeşitlilikte yok ama var. Hemen hemen her programda da 3 aşağı 5 yukarı yine dersler birbirine benziyor veya aynı. Ama biz daha farklı bakıyoruz. Yani böyle kuru kuruya yalnızca derslerden ibaret bir eğitim kurgumuz yoktur. Eğitim, öğretim kurgumuz yoktur. Çünkü gümbür gümbür gelen bir Z kuşağı olduğunun oldukça farkındayız. Ben hocam dijital oyun tasarımından başlamamın sebebi bundan yaklaşık 3 yıl önceydi galiba. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne yaptığımız bir ziyarette Greenbox'ın önünde öğrencilerin böyle inanılmaz şekilde bir uygulama atölyelerine denk geldim. Gerçekten evet. Sadece günün değil, bugünün değil, önümüzdeki belki de çeyrek asırın, yarım asırın mesleği. Onun heyecanıyla da başladım. Siz lütfen devam edin hocam. Buyurun. Yani oradan birazcık devam edeyim o zaman. Greenbox'tan. Şöyle, orası çok amaçlı bir hareket yakalama stüdyosu aslında. Bir fotoğraf stüdyosu aynı zamanda. Bir video çekim stüdyosu. Hareket yakalamadan kasıt, üniversitemiz oldukça büyük bir yatırım yapıyor her zaman iletişim fakültesine. Diğer fakültelere de yapıyor ama teknolojiyi yakalamak bağlamında veya her gün yenilemek bağlamında, güncellemek bağlamında
teknolojiyi satın alıyoruz. Orada hareket yakalama hem animasyon için, çizgi film için yaratılacak olan karakterlerde hem oyun tasarımında kullanılacak olan insansı veya diğer organik karakterlerde hareket yakalamayı motion capture elbisesini giydiğiniz zaman bunu yarattığınız karakterin hareketlerine uyarlıyorsunuz. Ve onu çok kolayca istediğiniz hareketleri böyle zıplatıyorsunuz, koşturtuyorsunuz, yürütüyorsunuz. Böyle bir şeydi. O amaçla kullanıyoruz şeyi. Yeşil ekran veya hareket yakalama stüdyosunu. Sürekli bir üretim var. Öğrenciler hem bireysel hem de gruplar halinde çizgi film üretiyorlar, oyunlar tasarlıyorlar. Bu oyunlarda işbirliği yapıyorlar. Çok güzel ekip çalışmalar ortaya çıkıyor. İsterseniz eğitim anlayışıyla devam edelim. Lütfen hocam, özellikle onu rica ederim. Sadece bu dijital oyun tasarımı ile ilgili öğrencilere bir dipnot düşeyim. Sayısal bölümden alıyor. Diğer hocamın az sonra sizlere tanıtacağı sevgili öğrenciler, bütün bölümler sözel öğrencileri tercih edebiliyorlar. Lütfen eğitim anlayışınızı da rica etmiş olalım hocam. Z kuşağından bahsetmiştim. Bu Z kuşağı bir alanda büyük bir motivasyon oluşturup ekip ruhuyla sürekli içerik üretiyorlar. Büyük bir motivasyonları var ve hiç sınır tanımıyorlar. Ekip çalışmasına da açıktırlar. Biz de o bağlamda dersler tamam bilgiyi üreteceğiz. Bilgiye ulaşmanın yollarını anlatacağız öğrencilerimize. Bunu çok önemsiyoruz. Bilgiyi yenilemek konusunda da çok ciddiyiz. Yalnız birlikte çalışmanın yollarını, ortamını hazırlıyoruz derslerde. Temel hedefimiz budur. Üretimi öne çıkarıyoruz. Birçok dersimiz uygulamalıdır. Projeler, yarışmalar, festivaller veya konsept sergiler, gösteriler üzerinden ekipler oluşturuyoruz. Bazen de bireysel olarak. Birçok yarışmaya veya projeye katıyoruz öğrencileri dersin gereği olarak. Buralardan katılım sağlıyor öğrenciler, ulusal, uluslararası düzeyde ödüller alıyorlar, işleri kabul ediliyor, gösterime giriyor. Buna çok önem veriyoruz. Bir de farklı alanlarla, farklı programlarla işbirliğini özendiriyoruz. Hem fakülte içerisinde, yani bir halkla ilişkileri veya bir reklamcılık öğrencisiyle, bir görsel iletişim öğrencisi veya bir televizyon öğrencisi veya bir yeni medya öğrencisi, hepsi birlikte veya kısmen bir araya gelip ortak projede çalışıyorlar. İnterdisipliner bir havaya sokmaya çalışıyoruz. Bunun dışında farklı fakültelerle de işbirliği yaparak ortak projeler üzerinde çalışıyoruz. Örneğin mühendislik, makine mühendisliğinin araba projesinde bir görsel iletişim tasarımı öğrencisi de çalışıyor. Arabanın dış kabuğunu tasarlıyor. Ve bir mühendisle bir tasarımcı birlikte çalışmış oluyor. Bu tasarlanan araba işte TÜBİTAK'ın yarışmalarında Türkiye'ye gidip yarışıyor. Ödül de aldı o mesela arabalarımızdan bir tanesi. Bu tür açılımları sağlıyoruz öğrencilerimize. Dersleri o amaçlarla kullanıyoruz. Farkımız temelde bu. Yoksa dersler dediğim gibi yani her fakültede, diğer üniversitenin fakültelerinde 3 aşağı 5 yukarı aynı ama bizde anlayış farklı. Direkt üretime kanalize ediyoruz hem derslerimizi hem de öğrencilerimizi. Bu da o ekip ruhunu canlandırıyor. Çünkü mezun oldukların zaman artık dünya farklı bir yöne doğru gidiyor. Meslekler belki değişmiyor. Yani herkes mesleklerin değişeceğini söylüyor. Bence değişmiyor. Meslekler dönüşüyor. Yani bu yeni medya, dijital teknoloji meslekleri ister istemez dönüştürüyor, alıp bir yere getiriyor. Biz bunu kovalıyoruz ve bunu yakaladığımıza inanıyoruz. Bu çok önemli. Artık işte bitirdim, şuralarda çalışabilirim. Tamam, oralarda çalışabilirsiniz ama kendi işinizi de kurabilirsiniz. Freelance çalışabilirsiniz. Çünkü artık ofis kafalarımızdır, yani kendi beyinlerimizdir. O beyinler bir araya gelerek işte 5-6 tane arkadaş artık ekip çalışmasına özümsemiştir. Bir araya gelerek ortak projelerde, ortak işler de yapabiliyorlar. Ortak kazanımlar da sağlayabiliyorlar. Yani ben Kıbrıs'tan veya Türkiye'den, Ankara'dan mezun, bizden mezun bir öğrencimiz Ankara'dan
atıyorum Macaristan'a iş yapabiliyor, İngiltere'ye iş yapabiliyor, Hindistan'a iş yapabiliyor. Yani biz bu teklifleri de alıyoruz daha öğrencilerimizin olmadan veya tasarım stüdyolarımız var derslerin dışında. Hocam sadece tasarım stüdyosu değil, aynı zamanda Dayu TV adında devasa da bir televizyon kanalınız var değil mi hocam? Evet. Yani onlara da geleceğim, onlara da gelmek istiyorum. Ben şimdi hızlanıyorum biraz, süremizin yarısı neredeyse gitti. Hocam tamam. İki bölüm hakkında da özellikle ricada bulunacağım ama sonra hem Dayu TV hem sizin altyapı olanakları ve uluslararası anlaşmalarınızı da şimdiden sormuş olayım. İki tane bölüm var hocam. Türkiye'de en çok merak edilen ve şu anda üzerinde durulan, tabii ki dijital oyun tasarımı birinci sırada çok popüler. Bir tanesi evet. Görsel iletişim tasarımı, diğeri de yeni medya ve iletişim hocam. Bu iki bölümün evet. hem içeriğini hem de mezunların nerelerde iş yaptıkları konusunda da bolca soru var. Bu sorularla devam etmiş olalım hocam. Buyurun lütfen. Evet, yani artık alanlarımız birbirine yaklaştı. Dediğim gibi alanlar değişmiyor ama dönüşüyor. Dönüşüyor mesela evet hocam. Grafik tasarım mezunu birisiyim. Yani tüm eğitimimi grafik tasarım kursunda aldım Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi'nde. Şöyle, artık grafik tasarım o geleneksel halden çıktı. Bilgisayar daha fazla dahil olduğu için görsel iletişim tasarımına dönüştü. Yeni medya ve gazetecilik, yeni medyanın yine dijitalleşmenin çok fazla dahil olmasından dolayı yeni medya ve gazeteciliğe dönüştü. Bunların birlikte yapabilecekleri çok şeyler var. Alanlar artık kesişiyor. Yani reklam şirketleri bu tür elemanları arıyor. Yeni medyacı ve görsel iletişim tasarımcısı arıyor. Bunların içerik üretmeleri lazım. Görsel içerik üretmeleri lazım. Reklamcılık da bunun içerisinde. Yapabilecekleri çok şeyler var. İşte TV programında onu da radyo, TV, sinema programını da söyleyelim. Televizyon kanalları, grafik tasarım ofisleri, reklam ajansları veya büyük şirketler artık bünyelerinde bu tür şeyler, birimler oluşturuyorlar. Çalışılabilecek çok şey var, çok sınırsızdır. Bir de freelance işler var. Çok fazla iş geliyor. Film şirketlerinden geliyor, animasyon ve oyun tasarımı şirketlerinden geliyor. Bu bir sürü talep geliyor. Yani haftada en az iki tane talep, ben sadece Kıbrıs'tan alıyorum. Kıbrıs küçük bir yer. Şirketler arıyorlar. Ben sosyal medyacı arıyorum. Ben grafik tasarımcı, görsel iletişim tasarımcısı arıyorum. Ben halkla ilişkilerci arıyorum diye. Çok fazla talep geliyor. Gazetelerden de geliyor. Televizyon kanallarından da geliyor. Yani bu kadar küçük ülkede bu kadar talep olduğuna göre dev gibi ülkelerde ve artık dünyayı tek bir ülke olarak düşünürsek bu tür elemanlara her zaman ihtiyaç olacak, her alanın ihtiyacı olacak. Çünkü herkesin iletişime, görsel iletişime çok ihtiyacı var. Çünkü görsel iletişim odaklı zaten bütün programlarımız. En hızlı iletişim kurabilme yöntemidir görsel iletişim. Sinemada bunun içerisindedir, televizyonda bunun içerisindedir. Fasilitelerimizden hızlıca bahsedeyim. Dayı TV'yi siz söylediniz. Dayı TV üniversitemizin bütün promosyon malzemelerini hazırlayan, filmlerini, videolarını, reklamlarını hazırlayan birimdir. Yayınlar yapıyor, canlı yayınlar yapıyor, canlı yayın arabaları var. Çalışanların büyük bir kısmı bizim öğrencilerimizdir. Yani orada uygulama fırsatları buluyorlar. Bu çok önemlidir. Okulumuzun matbaası var. Orada grafik tasarım ofislerinde yine bizlerin öğrencilerimizin, son sınıf öğrencilerimizin staj falan imkanları da oralarda yapılıyor. Oralarda çalışma imkanları bulabiliyorlar. Radyo stüdyomuz var, radyo yayınları var, ses tasarım stüdyosu var, multimedya sınıfları var. Fakülteye dönersem fotoğraf ve video laboratuvarları var. Bahsetmiştik ilk başta, yeşil ekran ve hareket yakalama stüdyoları var. Animasyon ve oyun tasarımının ayrı stüdyoları var. Yani çok donanımlı bilgisayar laboratuvarlarımız var. Çok hızlı olmaya çalışıyoruz. Bu işlerde bekleme yoktur. O yüzden sürekli kendimizi hem ekipman olarak, hem ders verme biçimi olarak, hem de anlayış olarak, felsefik olarak sürekli yeniden adapte olabilecek şekilde, yeni durumlara adapte olabilecek şekilde kurguluyoruz. Bu da %100 bir şekilde öğrenciye yansıyor
Her şey öğrencinin kullanımına veriliyor. Öğrenci odaklı bir sistemimiz var. Üyeliklere geçelim mi? Evet evet hocam, o çok önemli. Bir de aslında siz şu tanımı yapıyorsunuz. Bizim fakültemizin bölümleri yaşayan meslekler. Yani sürekli kendisini güncelleyen meslekler. Öğrenciler de hem kendileri eğitimlerini alırken hem de mezuniyetten sonra özellikle sürekli kendilerini ne kadar günceller ise o kadar daha çabuk iş bulurlar, tercih edilir hale gelirler diyorsunuz değil mi hocam? Evet, evet. Yani bilgiye ulaşma sadece okulla, üniversiteyle sınırlı değil. Biz onlara bilgiye nasıl daha rahat ulaşabileceklerini, nasıl daha hızlı içerik üretebileceklerinin yollarını açmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda sadece kendimizle sınırlı tutmuyoruz. Yani biz sivil toplum örgütleriyle de, yani işte Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de bizim bünyemizdedir. Yani oradan profesyonelleri fakültemizde çalıştırıyoruz. Yani oradan part-time çalışan elemanlarımız var. Mentörlük yapanlar var, jürilerimize katılanlar var. Birçok kamu ve özel televizyon kanalları veya gazeteler, dergilerin yazarları ve alanın profesyonelleri diyebileceğimiz insanlar sürekli bizlerle birlikte. Türkiye'den de özellikle bu yıl iki tane ünlü diyebileceğim televizyoncu meslektaşımız bizlerle, öğrencilerimizle birlikte olacak. Onlarla da anlaşma sağladık. Bunun dışında isimler belli mi hocam? O sizinle birlikte olacak hocaların İsimler bellidir. Kanalın adını söylemeyeyim. İsimleri de söylemeyeyim şimdi. Duyuracağız orada. Tamam hocam. Onlardan izin almak söylemiyorum. Onlar gelecekler. Bize zaman zaman yurt dışından, Avrupa ve Amerika'dan, hatta Fransa, Çin'den, İngiltere'den gelen alan profesörleri var, profesyonelleri var. Mesela Apple logosunun, dünyaca ünlü Apple logosunun tasarımcısı Rob Janoff gelip bir seminerler dizisi verdi ama ustalardan öğrenme diye 3 tane dersimiz var. İkisi lisans düzeyinde, biri lisans üstü düzeyinde. Gelip zaman zaman ders veriyorlar. Mesela Cinet Karon geldi. Ünlü işte Bulgari, Armani gibi firmalarla çalışan bir tasarımcı. O gelip ders veriyor. Herve Matin ünlü fotoğraf sanatçısı ve tasarımcı Fransa'dan gelip ders veriyor. Hollywood'dan oyun sektörüne geçmiş Türkiye'den bir meslektaşımız var. Coşku Turhan. Ödüllü bir görsel efekt uzmanıdır. Şimdi oyun sektöründe çalışıyor Amerika'da. O gelip zaman zaman hem seminer hem ders veriyor. Bazen uzaktan veriyor, bazen yüz yüze veriyor. Daha pek çok sayamadığım var ama uluslararası anlamda yine işbirliği yaptığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten bir sürü okul var da veya meslektaşımız var da, Polonya'dan Silesia Üniversitesi var, Belçika'dan Kraliyet Sanat Akademisi var, İran'dan Vije Tasarım Akademisi var, Çin Dalian Politeknik Üniversitesi var, Amerika'dan Purdue Üniversitesi, Wisconsin Abilene Üniversitesi var, Kosova'dan Priştina Üniversitesi. Son 4 dakikamıza geldik. İsterseniz bursları da öğrencilerimize, burs imkanları hakkında da bilgi verirseniz çok seviniriz. Yani oldukça fazla burs imkanları var. Bunların büyük bir detayını üniversitemizin web sayfasından elde edebilir arkadaşlarımız ama Doğu Akdeniz Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Bir kar amacı gütmeyen üniversitedir. O yüzden çok fazla sayıda değişik kategorilerde burs imkanları sağlıyor. İlk 2000'e burs veriyor, ilk 5000'e burs veriyor, ilk 30.000'e burs veriyor. Bu bursların içerisinde okul harcayanın da çoğu zaman yurt, barınma veya cep harçlığı şeklinde açılımları olan burslardır. Bunların yanında sporcu bursları var, kardeş indirimleri var. Daha da fazla burslar var. Ben hepsine hakim değilim burada, hepsini söylemeyeceğim ama veliler, öğrenciler lütfen girsinler web sayfasından. Doğu Akdeniz Üniversitesi web sayfasından mutlaka kendilerine göre bir burs bulacaklardır diye söylemek istiyorum. Yani şunu biliyoruz, ücretli bölümleri ilk 3 sıraya yazılması halinde %75 gibi devasa bir
burs var ve burs eğitim hayatı boyunca yani kesilmiyor. Onun dışında da evet. KYK yurtları var. Gönül rahatıyla öğrenciler yine yurt avantajı devlet üniversitesi olduğu için yine Doğu Akdeniz'i evet. tercih edebilirler diye bize de gelen notlar var. Hocam bir Doğru. de fakültenizin az önce saydık birçok şeyi, uluslararası anlaşmaları ve öğrenci çeşitliliğiyle birlikte aslında burada ön plana çıkan çoğu bölümünüzün İngilizce olması, iletişim fakültesindeki bölümleri İngilizce okuyor olmanın öğrencilere getirileri neler hocam? Bir de bu konu hakkında bilgi rica edelim sizden. Söyleyeyim, bazı bölümler sadece İngilizcedir ama bölümlerin çoğu, programların çoğu hem Türkçe hem İngilizcedir. Evet. O öğrencinin seçimine kalmıştır. Görsel sanatlar ve dijital oyun tasarımı İngilizcedir. Diğerleri halkla ilişkileri, reklamcılık, Türkçe, İngilizce, radyo, TV, sinema, Türkçe, İngilizce, yeni medya ve gazetecilik, Türkçe, İngilizce, istediğini seçebiliyor öğrenci. Önemli olan bizim fakültede yarattığımız atmosferdir. Yani İngilizce programlarla ya da programların Türkçesinin yanında İngilizcesinin olması dolayısıyla yani yüze yakın farklı ülkeden öğrencinin o çok kültürlü atmosferi yaratması. Bu çok önemlidir. Kesinlikle hocam. Orada hem sosyal olarak güçlü, farklı kültürlerle arkadaşlıklar kurulabiliyor. Çünkü her kültürün birbirinden öğreneceği çok şey vardır. Bu ilerideki çalışma yaşamlarında, mezuniyetten sonra farklı ülkelerde, yani kendinden başka ille kendi ülkesinde değil, diğer arkadaşının ülkesinde veya onun yaratacağı bir açılımla veya birlikte bir çalışma hayatı kuracakları açılımlar sağlayabiliyor. Ama en çok da farklı kültürlerden oluşan o çok kültürlü atmosferi önemsiyoruz. Seni çok hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Katkılarınız için bir başka programda inşallah yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Ankara'dan selamlar, saygılar efendim. Saygılar bizden. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Sevgili izleyiciler, Genç Vizyon programının bugün de sonuna geldik. Yarın sabah 10'da ve akşam 17 kuşağıyla yine sizlerle olacağız. Instagram Bonus Hoca üzerinden bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Süleyman Belediyeoğlu öğrencilerin Bonus Hocası saat 11.30'da Cuma gününe kadar her gün Ankara'da Nene Hatun Caddesi numara 122'de sizleri bekliyor efendim. Saygılar, iyi akşamlar, hoşça kalın.